Milli mücadele döneminin kahramanlarından Batı Cephesi Kumandanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü. En zor zamanlarda önemli sorumluluklar üstlenmiş, aldığı kararlarla Türkiye siyasi tarihine damga vurmuş bir devlet adamı. İsmet Paşa, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayati öneme sahip dediği Lozan Barış Konferansı'ndan nasıl başarıyla döndü? 27 Mayıs 1960 darbesinde nasıl bir tutum sergiledi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınlarından çıkan İsmet İnönü kitabı hazırlayan Tarih Vakfı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Öznur Alkan'la konuştuk. Şevket Süreyya Aydemir tarafından yazılan İkinci Adam kitabı İsmet İnönü ile ilgili ilk kapsamlı biyografi. Siz kitabınızın ismini İsmet İnönü olarak tercih etmişsiniz ve ikinci adam ifadesinin çok isabetli olmadığını söylüyorsunuz. Neden? Siyasette, Türkiye siyasetinde bu kadar etkili olmuş ikinci bir isim bulmak mümkün değil neredeyse. Özellikle 1923'ten itibaren Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü, Fethi Okyar ve Mareşal Fevzi Çakmak dörtlüsünün hakim olduğu bir dönem var. Ve bu dönemin lideri hiç kuşkusuz Mustafa Kemal Paşa. İsmet Paşa milli mücadeleye katılıyor. Katıldığında 36 yaşında ve 36 yaşından itibaren de Türkiye'nin hep birinci böyle en yukarıdaki ve Türkiye'nin siyasetini derinden etkileyen siyasetçilerinden biri oldu. Devlet adamlarından biri oldu. Ölene kadar da o rolünü hiç bırakmadı. İsmet İnönü deyince aklımıza ilk gelen kavram Lozan oluyor. Çünkü Lozan görüşmelerine çok büyük bir başarı ve sorumluluk üstleniyor aslında. Ama oraya giderken askeri kimliği gerekçesiyle pek de gönüllü değil. Peki nasıl bu kadar başarılı oluyor? İsmet Paşa deyince Lozan kahramanı geliyor aklımıza. Bir asker olarak, yani askeri kariyeri olan bir insan olarak çok çetin bir müzakere süreci yürüttüğünü de teslim etmemiz gerekiyor. Şimdi zaman zaman şöyle tabirler duyuyoruz. Lozan bir zafer mi, hezimet mi? Hiç kuşku yok ki Lozan o dönemin koşullarında bir zafer. Yani çok zor bir süreçten çıkmış, bitmiş bir savaşın üzerine koparabildiğiniz ne varsa, elde edebildiğiniz ne varsa elde edebildiğiniz bir anlaşma. Ve kendi başarınızı ve bu coğrafyadaki varlığınızı da kabul ettirdiğiniz bir anlaşma. Çok anekdot anlatılır İsmet Paşa ile alakalı, Lozan'daki tutumuyla alakalı. Mesela o oradaki inatçılığı, zaman zaman o klasik zaafını, yani hafif duyma özürlü olma, işitme engelli olmasını, tırnak içinde sağırlığını kullanarak müzakereleri yürütmesi. Etkili geri, bir yöntem. Evet, geri adım atmaması vesaire, onların çok etkili olduğu açık. Tabii o süreçte Mustafa Kemal Paşa ile yalnızca haberleşiyorlar. Bu büyük bir eleştiri konusu oluyor yalnız. Çünkü heyeti vekilenin, yani bir bakanlar kurulunun evet haberi yok, meclisin haberi yok. Dolayısıyla hani ilişkinin bu tarzı da meclis tarafından eleştiriliyor, onu da hatırlamak lazım. 1946 yılında çok partili sisteme geçildi ve İsmet İnönü orada hem partili cumhurbaşkanıydı hem de partinin başkanıydı. Peki o dönemde çok partili sisteme ve demokrasiye olan tavrı neydi ve muhalefete objektif yaklaşabildi mi mesela? Bir yanıyla muhalefete göreli olarak objektif yaklaşmaya çalıştı ama içine sinmiş bir CHP'liliği var. Hı. Yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetlerinden beri gelen siyasi bir kimliği var. Yani onu alıp askıya asması mümkün değil İsmet Paşa'nın. Fakat buna gayret ettiğini de görüyoruz. Bunun en önemli örneği bu meşhur Temmuz, 11 Temmuz beyannamesidir. İktidarı ve muhalefeti meşrulaştıran, iktidarı da biraz dizginleyen bir üslup kullanır. Hatta ondan sonra bir yurt gezisine çıkar. Yanına hem CHP'li hem Demokrat Partili milletvekilleri ve yöneticiler alır. Yani o yurt gezisinde ortamı yumuşatmaya yönelik bir tavır. Türkiye'nin o dönemde... Ve ilgiyle de karşılanıyor Demokrat Partili üyeler tarafından. Gittiği yerlerde de aynı şekilde muhakkak resmi kabullerde Demokrat Partililerin de olmasını istiyor. Bir siyasal yumuşama
deneyimine yönelir. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra İsmet Paşa'nın tutumu ne yönde oluyor peki? İsmet Paşa 27 Mayıs darbesinden hemen hemen Haziran sonu Temmuz itibariyle, Temmuz başı itibariyle 1-2 ay sonra sivil siyasal hayata geçişin adeta programının açıklanması gerektiğine dair bir takım beyanatlarda bulunmaya başlıyor. Askerin siyasette yıpranacağını düşünüyor. Komutan bir defa, yani onu unutmamak lazım. Askeri kimliği asker, var. Evet, askeri kimliği, kumandanlığı var. Dolayısıyla askeriye üzerinde, askerler üzerinde bir hükmü var, bir karizması var. Onu da kullandığını görüyoruz. Yani İsmet Paşa, çünkü paşa diyoruz. Yani o dönemde de paşa diyorlar. Dolayısıyla hani bir sivil hayatta bir an önce geçmek için aynı zamanda askerleri de zorlayan bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. İsmet Paşa'nın idamlar konusundaki tutumu nasıl oldu peki? Tabii Türkiye'nin siyasal hayatına bir kara leke olarak geçmiştir idamlar. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani hiçbir yönetimin Türkiye'nin başbakanını veya bakanlarını asmaya hakkı olamaz ve olmamalıydı. Ve bunun acısını biz hala yaşıyoruz Türk siyasal hayatında. Çünkü bir yarılma, kırılma yarattı. Dönemin askeri yönetimi idamlar konusunda ısrarkar olunca, ısrarı ortaya çıkınca İsmet Paşa'nın da devreye girdiğini ve bu idamları durdurmak için elinden geleni yaptığını görüyoruz. Yani orada bir samimiyet görüyoruz İsmet Paşa'da. Fakat maalesef diyelim, Türkiye'nin dönemin yöneticileri çok büyük bir hata yaptılar ve Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu ve Adnan Menderes'in idamı söz konusu oldu ve bir kara leke olarak bizim tarihimize geçti. Atatürk'ün ölümüne kadar İsmet Paşa'ya çok büyük bir güven duyduğunu görüyoruz. Neden böyle bir güven duyuyor İsmet Paşa'ya? Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa gibi isimler, Milli Mücadele'nin de lider kadrosunu oluşturan bu isimler birbirleriyle sürekli temas halinde. Mudanya'dan itibaren Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa arasındaki ilişki biraz siyaseten de üst ilişkisine dönüşüyor. Yani askeri olarak değil ama siyasi olarak. Bundan kastım şu, İsmet Paşa Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini kabullenmiş durumda ve ona rakip olmayacağını adeta beyan etmiş durumda. O tabii ilişkiyi çok rahatlatan bir unsur ve oradan itibaren de işte dostluk ve dayanışma başlıyor, özellikle Lozan görüşmeleri sırasında. İsmet İnönü kitabını hazırladınız. İçinde çok sayıda makale ve söyleşi var ve çok da değerli bilgiler içeriyor. Neler var kitapta? Okuyanlar neler bulacaklar? Şimdi burada yazan insanların, akademisyenlerin, araştırmacıların çok büyük bir önemi var. Çünkü hiç mübalağa etmiyorum. Bu konuda Türkiye'de yazabilecek gerçek anlamda değerli isimlerdir. Hem akademisyen, hem yazar, hem araştırmacı olarak. Ve ilk defa İsmet Paşa konusunda böyle bir kitap yayınlandı. Türkiye'nin siyasal hayatını etkilemiş bir insanın üzerine iyi bir başlangıç oldu diye düşünüyorum. İsmet Paşa'yı ve dönemini doğru anlamak kadar eleştirmek de mümkün. O eleştirellik de var kitapta. Dolayısıyla hani bir övgü, göğe çıkarma kitabı değil, objektif olarak mümkün olduğu kadar İsmet Paşa ve dönemini ele alan bir çalışma oldu. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Hayır, teşekkür ederim. Güzel bir söyleşi oldu. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.